Değerli seyirciler, Vavakars-Fatih karagümrük Galatasaray maçının ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Erman Hoca ile beraber ilk 45 dakikayı değerlendireceğiz. Ee, 32. dakikada e, Adanın kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik kaldı e, Karagümrük. E, 17'de Raşit San'ın, 19'da Mertens'in, az önce de Oliveira'nın gole yaklaştığı pozisyonlar var ama... E, maçın genelinde futbol kalitesi vasatı aşmayan e, düşük tempolu bir mücadele sahne oluyor. Daha aslında keyifli bir maç bekliyordum, ne yalan söylemek lazım. Daha böyle e, kreatif oyuncular var iki takımda da. E, ama ilk yarı o tadı vermedi. Siz katılır mısınız hocam? Hocam Galatasaray bir türlü işi rayına koyamadı. Öyle gidiyor. Karagümrük'ün belli bir oyun sistemi var. Onu oynamaya çalışıyorlar. Oynuyorlar da kötü de oynamıyorlar. Eksildiler. Şimdi de bu eksiklik iki yönlü olacak. Bir, e, Karagümrük daha farklı oynamaya başladı. Daha defansa dönük bir yerde daha hücumu düşünüyordu. Ama Karagümrük eksildi ama şimdi Galatasaray eğer oyunu lehine çeviremez ise ve bir de gol yerse bu 10 kişilik takıma nasıl yenilirsene olur. Bu da Galatasaray için tehlike onu söyleyeyim. Yani yer geçen dakikada yani Galatasaray götürebilirse. Ulan 10 kişilik takıma yenildi olur. Yani iki ucu böyle şey yani iki ucu değil iki tarafı şey bıçak gibi bıçak sırtı gibi bir maç olacak. Eğer Galatasaray çabuk çözemezse şöyle bir 20 dakika 25 dakikada çözemezse. Onun haricinde şunu söyleyeyim. Galatasaray da toplu oynuyor gözüküyor ama hiçbir zaman oyunun direksiyonunu eline alamadı. Düşük tempoda oynuyor çünkü. Düşük Düşük tempo topu rölantide çeviriyor. Evet, e, gelene kadar rakip kapanıyor. Gelene kadar rakip kapanıyor. Bir de rakibin oyun sistemi hani kaleciden başlayın defansla top kurmaya çalışıyor. Ya kardeşim o takıma karşı sen pres yap. Yani bir 10 dakikaya 15 dakika yap. Çünkü kaparsın orada top. Onu yapamadı Galatasaraylılar. Yani bir de adam eksildi yani şimdi. Rakip eksildi. Tabii. yapın pres yani pres yapmıyorlar. Bu tip oynayan takıma pres yapamazsan nasıl çıkacaksın? Bir kırmızı kart var hocam. Yani enteresan bir kırmızı kart. Yani. üzerinden bayağı konuşacağız. konuşacağız. Hani e, <laughs> bu, bu pirinç çok su kaldırır yani hani pilav çok su kaldırır derler. Öyle bir kırmızı kart. Konuşacağız. Teknik olarak konuşacağız. Bilmem ne yapacağız. Çünkü kurallar var ama bir de başka şeylere bakacağım. seyirci bir başka tarafa götüreceğim. Baktım çünkü tekrar. Bakıyorum iyi güzel de. Mesela Karagümrün orta sahasında oynayan ne adı onun? Borini. Morini. E, Morini'ye her pozisyon basıldı. Biraz tatlı sert böyle. Bayağı basıldı ve çünkü o oyunu kuruyor. Çok da iyi oyuncu. Ama ben bakıyorum hakemden bir ses yok. Yani beş kere altı kere bayağı bir hallettiler. Sonra sarı kart gördü mü acaba? Ben bir ara içeri gittim geldim. Yok. Görmedim. İyi çünkü sinirlenip görebilir. İşte hakemler burada bakıyor. Hocam şöyle söyleyeyim. Hakemin babası hakem Gözlemci. Vardaki hakem baba oğul akrabalar. Herkes akraba. Aile-i talukattan değil Aile mi? Aile-i talukattan. Yani Bahattin Yine Şimşek, söylüyorum. Serkan Tokat. Yine söylüyorum. Artık yayında da söyleyeceğim. Şimdi de söylüyorum özellikle. Artık maçlar hakemden çıktı. Bütün dünyada çıktı. Var çok önemli. Var hakemden önemli. Onu söyleyeyim. Bugün işte var çağırdı. Sarı kart evet. vermişti Bahattin Şimşek. Var çağırdı. Sonra değiştirdi. Tabii niye sarı kart verdi ki yakın pozisyona? Niye değiştirdi? Onu da söyleyeceğim. Onu da anlatacağım. Teknik olarak anlatacağım bir şeyi. Ee, e, Orada hakem, bir detay var diyorsun. Var. E, çünkü hakem sen onu çözeceksin ama futbolu bilmezsen onu çözemezsin. Onu söyleyeyim. Bak çok net söyleyeyim. Ha verdin, tamam onları anlatacağım dilim döndüğü kadar. Maalesef ülkemizde böyle fakat şu var. Hocam ne olursa olsun vara yabancı hakem gelme. Yani yabancı var gelmesi lazım bunu söyleyeyim. Başka türlü kurtulamayız. Ya yani vara yabancı yabancı birkaç kişi gelecek. iyi para verecekler. Yanına bizden alsınlar. Çal, yani yetiştirsinler sonra gitsinler bir sene iki sene sonra. Ama vara kesinlikle yabancı lazım. Bak ben hakeme yabancı karşıyım. Zaten hakemin artık şeyi yok. Çağırıyorsun. O karar veriyor. Hakem karar vermedi. O karar verdi. Evet. attı zaten gidince at demek. Psikolojik olarak da baskıyı yedi. Gidince at demek. Bu her maçta olabilecek şeyler. Onun için hocam bana yani Türkçe bilmeyen falan böyle bir adam lazım hocam. İyi böyle elit hani var. Diyor ya ben şey bilmiyorum dedi. Bir Hollandalı <laughs> mıydı? Danimarkalı mıydı? Dünya kupasında çok görev alan bir var hakemi vardı. Ona çok görev veriyorlardı şey son Avrupa Şampiyonası'nda. Hocam öyle çünkü artık futbol hakemden çıktı vardı. Onu sana söyleyeyim. Hmm. Mesela bayağı tecrübeli adam oraya gelecek mesela benim tipimde filan. Geçmişi iyi bilmem nesi iyi benim tipimde derken tecrübe olarak söylüyorum. Evet. Gelmişler geçmişler. Ben şeyi sevmiyorum yok işte benim geçmişim temiz yok. Ben dürüstüm falan. Onlar değil yani tecrübeli bir adamları getirip inanan kamuoyunda da orada dursun ha burası koşmuyor çünkü. Oranın yaş şeyi yok. Orası gelsin çağırsın idare etsin kesinlikle. Artık futbola bu teknoloji girdi ya hakemlik bitti hocam. Artık orası hakem. Ya yani bir müddet sonra bir daha bir müddet sonra yardımcılar gidecek bir daha yardımcılara gerekiyor. İki yukarıdaki cümeye basacak kırmızı yeşil. Öyle. Düğüneme Düğmeye basacak. Söyleyecek. Sarı kart göster. Kırmızı göster. Yani hakeme bırakmayacaklar. Ama ama yukarıda göreceksiniz bunu yukarıda. Yukarıda üç kişi olacak. Üçte iki karar verildiği zaman impaz olacak. Şimdi e, o pozisyonu kırmızı kart pozisyonunu getireceğiz. Hatta böyle benzer pozisyonları da yan yana koyarak gideriz. Böylece hani e, şey yapma imkanı da olur belki. Bu daha değişik pozisyon. Öyle mi? Evet. Tamam Bu farklı hocam. bir pozisyon çünkü Şşş. bunu söyleyince millet aa diyecekler bak biz öyle dikkat etmedik diyecekler. Ha. O senin için hocam. Şurada bir şey dikkatimi çekiyor. Karagümrük takımı çok fazla kendi yarı sahasında. Biraz kanatları kullandı ama rakip alanda gördüğün gibi hemen hiç e, varlık göstermedi. E, Galatasaray da az önce de söyledim. üç kere doğru düzgün gole yaklaşabildi. Onun dışında rakip ceza sahasına giriyor ama ne isabetli şut çıkartıyor ne de tehlikeye dönüştürüyor bu atakları. Yine de bir kişi eksik kara gümrüğün, şu ısı haritasının bize verdiği doneyi de hesaba katarsak dayanabilir mi sence? Yani ben çok zor görüyorum. Şöyle bak şimdi bu taktikle oynuyorsan, geze alanından pas yaparak çıkıyorsan, orta alanda da top gezdiriyorsan sana bu santrıfor gibi bir adam değil. Atletik bir santrıfor lazım. Cagney'i çıkartması lazım. Atletik kere, değil mi? Kuasi belki ileri alabilir. Hani bu santriforla, bu tip bir santriforla senin oyun sistemin gitmez. Hocam onu söyleyeyim. Evet. Bir yere kadar gider. Sana atletik bir santrifor lazım. Yani sen çıkarken çok ani geniş alanda çabuk adam, çalım açacak adam, e, şey, salonu adam lazım sana. Bu santriforla bu oyunu oynayamazsın. Sen hücum edersen bu oyunu oynarsın. Yani Jack'de rakip ceza alanına çok girersen ne faydalı adam. Topa kafayı çakar, ayağını vurur, burnuyla vurur, atar. Ama senin boyun sisteminde Jack ne olmaz, benim fikrim. Galatasaray'da da e, Boyev ve Abdülkerim'in cezalı olduğu e, ilk 11'de bugün e, Emre ile e, Emin Bayram yer aldı. Emre ilk kez solda bu sezon ilk kez forma giyiyor. Emin Bayram stoperde savunma işte sağda Dubuğa var. Dört benzemez oldu. Bundan dolayı da çok fazla top kaybı, pas hatası yapıldı. Acaba acaba oraya bir müdahale gelir mi hocadan? Örneğin Van Arnop var kenarda. Biraz onunla ilgili söylentiler çıktı ama devre arasında gönderilecek falan diye bilemiyorum. Tabii. Hocam Galatasaray bir türlü karar veremiyor. Ya bir karar ver yürü ya. Bir şey yap veremiyorlar. Niye bilmiyorum işte. Okan'ın yanına bir Alman getirdiler bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Vıdı vıdı dolaşıyor İşte Okan'ın yerine bilmem kim dolaşıyor. Bir türlü Galatasaray karar veremedi. Zaten şunu söyleyeyim yani çok fazla hakemden, çok fazla federasyondan konuşan e, takım şeylerin, kulüplerin, başkanların, yöneticilerin takımları iyi olmadığı için konuşuyorlar. Takımları biraz kımıldasa zaten konuşmayacaklar. O zaman da futbolcularını kurtarıyorlar, farkında değiller. Futbolcular iyi değil, futbolcular iyi top oynamıyor. Futbolcuları sahada çatır çatır basıp 10 kişi kaldı kara gümrüğe karşı bir farklılık oldu batıldıktan sonra. Kaçıncı dakika dakikada atıldı? Bir 15 dakika oynandı. Tamam. atılmadan evvel ve atıldıktan sonra Galatasaray'ın Karagümrük üzerindeki hakimiyetinde bir değişiklik gördün mü? Yok. Ben görmedim. Yok. Olmuyor o zaman. Hocam bir kişi şey eksik ya. Muhtemelen ortada biraz sıçan, daha yorulduktan ortada, sonra olacaktır ortada ama. Ortada sıçan rafak. oynasam bir kişi fazlayım. Hani ortada sıçan oynarsın, top, ne diyor? Dur bakalım şimdi ikinci yarı değişiklikler olacak tabii. 60'ta 65'te veya hemen Bilmiyorum. Yani ben Karagümrük tarafında Jackney ile başlayıp başlamayacağından emin değilim Pirlo'nun. Galatasaray'da da belki bir müdahale gelebilir. Hem orta sahaya hem savunmaya sola. Çok dikkat top kaybı çekerim, yapıyor Galatasaray. Karagümrük'ün foğol sayısı 4, Galatasaray'ın 7. İşte onların çoğu da Borini'ye. Borini'ye her pozisyonda foğol yaptılar. Çünkü oyunu okuruyor. Çözecek bir hakem var mı çözemez. Nasıl çözecek? Topu bilmiyor ki. Babadan torpilli bir adam. Çift forvete döner mi? O konuda rakipte Kim? 10 kişi kalmışken. Ama yani... çifte dönerse de bu sefer rakip nasıl yapacak sana? O sefer çifte dönersin tamam da zaten Karagümrük iyi kapanıyor. Karagümrük'ün bir tehlikesi var. Toplan çıkarken kaptırılan toplar. Çifte dönerse bu sefer arka tarafında nasıl yapacaksın? Yani Bir çabuk adam sokarsa ne yapacaksın? Ha, belki Karayoluz. böyle skor giderse son adam. 10 15 dakikada yani Bir şey. bakacak şimdi 60. dakikaya kadar 65. E kadar bakacak. Galatasaray'ın golü bulması lazım. Her golü bulamadığı dakikada daha aleyhine değiştirecek iş. Tabii. Hatta golü bulmak ötesinde iki gol bulması lazım. Yani 1-0 da sıkıntılı skor çünkü. 1-0'la gitmeye devam etmesi yani bu maçı geçmesi lazım eğer Galatasaray'ın idealinde bazı şeyleri Zekâta varsa ki derbi var. var, bir de. Tabii. Derbi Beşiktaşlı oyuncaklar. Kaldı. Şimdi Beşiktaş'ta da bir kan değişikliği var. Kan değişikliği olunca He. fark eder takım. Mutlaka. mutlaka. Bir iki hafta fark eder sonra eskiye döner. Teknik adam eğer ağırlığını koyamazsa. Genel olarak Bahattin Şimşek'i nasıl buldunuz? Hani o pozisyon dışında onu detaylı konuşacağız ama. Başka bir şey olmadı. Hocam bana kilidi çözecek hakem lazım. Kilit çözemezse gider götürürsün sıradan pozisyonları değil, o, onu nasıl, nasıl çözeceksin Anladım. Anladım. konuşacağız peki e, görüntüler eşliğinde detaylı bir şekilde konuşacağız bakalım teknik adamların devre arasındaki hamleleri müdahaleleri nasıl olacak önce sözü skorboarda bırakalım ardından 90 artı 1'de birlikte olacağız bizden sonra da takım oyunu var dolayısıyla gece uzun e, A sporda kalın lütfen